Şaban uyan. Gene sabah mı oldu? Hadi kalk artık miskin. Sen kahvaltıyı hazırla, çocukları uyandır. Ben 5 dakika daha kestireyim. Annemiş benim meleğim. Annemiş anne. Benim güzelim. Anneciğim. Hadi yavrum kalk. Biraz daha uyuyayım anneciğim. Olur mu oğlum? Kahvaltını edeceksin, sonra da okula götüreceğim Zülucun. Hadi ancak yetişirsin. Peki anne, kalkıyorum. Ay, yine mi sen sabah sabah çalıyormuşsunuz? Of. Günaydın abla. Buyur. Sağ ol. Bir paket de makarna ile sana alıver bana. Baş üstüne. Günaydın abla. Günaydın Hasan efendi. Ne bakıyorsun? Bir gariplik mi var? Şaşırdım abla. Hiç böyle surat görmemiştim. Gördün işte. Görgüsüz manyak. Anne, peynir versene. Aman da kızım benim peynir istemiş güzelim. Müjde abla, müjde müjde! Benzine yine zam gelmiş. Buna sevinecek nesi var kız? Her şeye zam gelecek demektir. Biz de apartmanın kiralarını arttırırız. Tamam, oldu işte. Mis gibi kokuyor. Bıkmadın mı her sabah börek pişirmekten? Neden bıkacakmışım? Halime canım feda. Paşam o benim, küçük paşam. Ayın 15'i oldu, hala senin küçük paşan kirayı ödemedi. Ne haber? Sen habire börek yap. Laf söyletmem paşama. Çocuk fırın aldı ayol, çeyiz düzüyor, evleneceğiz. Sen öyle san. Böyle bekleye bekleye evde kaldın zaten. Tencere dibin kara, seninki benden kara. Abla, maneviyatımı bozmasana. Öyleyse sen de benimle uğraşma sabah sabah. Git de yüzünü gözünü düzelt. Hadi. Aman be abla. Üf be. Tat bakalım, güzel olmuş mu? Afiyet olsun küçük paşam. Yarın sabah kıymalısını yapacağım. Eline sağlık. Hala kalkmadın mı sen koca tembel? İşe geç kalacaksın. Çocuklar kalktı mı? Kalktı. Kahvaltı hazır mı? Hazır. Ekmekler kızardı mı? Kızardı. Üzerine yağ sürüldü mü? Sürüldü. Peynirler küçük küçük kesildi mi? Kesildi. Yumurtalar rafadan mı? Rafadan. Öyleyse kalkıyorum yataktan. Koca bebek. Günaydın. Benim aslan oğlum nasıl? İyiyim babacığım. Aferin sana. Dikkat et, ekmek kırıntılarını yere dökme. Dur canım. Sabah sabah titizlenme, ben temizlerim. Baba bana at al. Al sana at. Nah sana at. Hangi parayla at alacağım? Of, gene mi atlar? Bıktım bu at yarışlarından. Haftada bir kere altılı ganyan oynuyorum. O da en fazla 1000 liralık. Arada bir ipin ucunu kaçırdığın oluyor ama. Alt kattaki Ali giriyor senin aklına. Arkadaşımın günahını alma. Tek zevkimiz bu. Çoluğumdan çocuğumdan bir şey esirgiyor muyum? Bir eksiğimiz var mı? Yok çok şükür. Kıt kanaat geçinip gidiyoruz işte.
Sen de konkenden geri kalmıyorsun ama. Ayol haftada bir. Haftada bir 500-600 lira. Olur mu? Biz de onunla oynuyoruz. Benimki geldi. Senin de eskiciyle adın çıkacak sonunda. Fena mı yapıyorum? Eskileri verip kapkacak alıyorum. Eskici geldi! Ben de seni verip yenisini alacağım. Necmi, bu kadınların işine aklım ermiyor benim. Dur kız, bak bu da beni bıçaklıyor. Niye öyle yapıyorsun kız? He? Eskici! Eskiler alıyorum! Eskici! Ne o, hazır değil misin? Ya, tamam, geliyorum, tamam! Bıktım senden! Her sabah senin keyfini mi bekleyeceğiz? Biz senin gibi evli değiliz! Kahvaltımız ayağımıza gelmiyor! Senin börekler de asansör servis! Murat canım, artık bekarlığın da o kadar sultanlı olsun ha! Hadi hadi, sallanma! Tamam! İşe geç kalacağım! Geliyorum, tamam, üzerime bir şey geliyor, hemen, tamam! Olur mu ayol? Taş gibi cekete bir leğenle bir kova... bir de şu sebzeliği isterim. Ablacığım ne yapıyorsun? Sermayesi kurtarmaz. Zaten bu ceketin ne yakası ne kolu az kalmış. Taş gibi kumaş ayol. Hadi ver ver. Şu sebzeliği de ver. Vallahi kurtarmaz ablacığım. O zaman 20 tane mandal isterim. Hadi seni kırmayayım bari. 10 mandal vereyim anlaşalım. Ne bu 5 mandal 10 mandal? Olan benim cekete oluyor. Ben ceketimi sattırmam. Eski ayol. Eski olur mu? Hatırası var. Aman, ikimiz de antikaya döndük, hala ne hatırası varmış. Benim ceketim değil mi, sattırmıyorum. Sen bu gidişle beni de satarsın eskiciye. Aman Şaban, senin kadın işine aklın ermez. Evin içinde eski istemiyorum. Hadi, işe geç kalacaksın. Kaldık zaten. Ben geldim, günaydın. 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 Tam vaktinde geldim değil mi? Ne tam vakti? Gene otobüsü kaçırdık, dolmuşla gideceğim. Yürü hadi. Hadi. Ali! Güle güle! Hayırlı işler! İyi günler! Hadi yürü! Ne oluyor abla? Bana iyi günler dedi. Kim dedi? Ali dedi, bana aşık! Ama sen de kendi kendine gelin güvey oluyorsun ha! Necla! Efendim? Öğleden sonra sana konkere geliyoruz, unutmadın değil mi? Eskici. Unutur muyum hiç? Nebahat'le Canan'ı da çağırın! Oho, telefon ettik bile! Ama sen de adamın içine düştün be, hadi içeri! Ne yapacağım ben bu şişko kadınla? Sülük gibi yapışıyor ya! Bir tek kurtuluş yolu var. Nedir o? Evlen onunla. Delirdin mi sen ya? Niye? Kadın apartmanın sahibi, parası da var. Daha ne istiyorsun? Aman parası da onun olsun, apartmanı da! Kala kala ben ona mı kaldım? Sen bilirsin ama aldığın parayla ayın sonunu getiremiyorsun, ne haber? O öyle. İki aydır kira da vermiyorum. Sanki sen geçinebiliyor musun? Bu zamlarla geçinmeye imkan var mı? Her geçen gün delik biraz daha büyüyor. Yama yapmaya bez yok. Bu iş böyle yürümez. Ben patrondan zam isteyeceğim. Haklısın, ben de isteyeceğim. Patron anlayışlı adamdır, bizi tabii kırma! Tabii ki! Ne haber, nasıl gidiyor? Şaban usta, makinenin kolu tutukluk yapıyor. Çeki bakayım şöyle. Öyle koyarsan tabii tutukluk yapar. Bak böyle olacak, gördün mü? Topla bakayım şunları. Topla. Şaban! Şaban, hadi he. Doğru patrona! Ne yapacağız patronda? Oğlumuza bir şey çektik ya! Doğru. Hadi gel bakayım, gel. Bana bak, topla bunları şimdi, geliyorum. Tamam usta. Önce kim girecek? Ben! Niye ben girmiyorum? En iyisi yazımı Turam'a atalım. Yazımı Turam'a. Tura! Tura, sen kazandın. Dua et Şaban! Güler yüzlü ol. Peki. Gel! Gel dedi bana. Hadi.
sayın patronum. Evet. Efendim, bir maruzatım var. Söyle söyle. Efendim, geçinemiyorum. Zam rica edecek değil mi? Ha, ne zam? Zam mı? Oğlum sen çoktan kovuldun. Ne zam mı istiyorsun? Nasıl kovulurum efendim? Akrabamı aldım seni yerine. Aa! Böyle şey olur mu? Bu meclis seni sahibi verir. Sen misin? Oğlum ben şu an sen birlikte sana nasıl öyledim? Ne demek? Ben adam bağırma be! Çekme! Ali! Ali ne yapıyorsun? Bak yavaş! Dur yapma oğlum! Abi dur şu adamı buradan! Demet başımdan! Ne oldu? Niye sinirlendin birdenbire? Nasıl sinirlenmem? Ben adamla zam konuşmaya geldim. Konuş! Konuşturmadı ki! Hayır! Meğer beni çoktan işe çıkarmış da yerime de kendi akrabalarından birini getirmiş! Ulan seni bana şunu yerine bırak! Bırak Şaban! Dur ya! Deme ya! Olmaz öyle şey! Oldu bile! Tabii olur! Zam nasıl istenir bilmiyorsun ki! Bak! Ben şimdi ikimizin işini de halledeceğim! Sakin ve kibar olacak! Konuş bakalım! Rüstem Beyciğim! Ne istiyorsun be adam? Bu bir münasebetsizlik yapmış, kusuruna bakmayın. Ben senelerdir yanınızda ustabaşı olarak çalışmaktayım. Kes, sabere gel! Sinirlenmeyeceksin, sakin olacaksın. Bugüne kadar bir kusurumu gördünüz mü? Kısa kes be adam! Kesiyorum. Sinirlenmeyeceksin, sakin olacaksın. Geçinemiyorum. Maaşıma zam yapmanızı lütfen rica ediyorum. 10 para vermem! Defolun, defolun ikiniz de! Bak şimdi... Ama... sinirlenmeyeceksin, sakin olacaksın. Lütfen zam rica ediyorum. Zam yok! İkinizi de işten kovdum, gidin buradan! Sakin olacaksın, sinirlenmeyeceksin. Ama nasıl? Ulan sen kim olsun efendim babucam ya? Ben bunu yapmayacağım. Afiyet olsun. Kutlarım Şaban, bundan daha mükemmel zam istenemezdi. İyi yaptım ama değil mi? Ne iyisi be, bir çuval incini berbat ettin işte. Kovuldum. Boş ver, bize iş mi yok? Hadi şerefe. Hadi. Ne içiyorsun sen? Gazoz. Adama bak ya, en öfkarlı gününü bile gazoz içiyor. Oğlum sen ne zaman içki içmesini öğreneceksin? Yahu siroz miroz olurum, boş ver. Sigara da içmiyorsun. Öksürtüyor. İçki içmezsin, sigara içmezsin. Ne biçim adamsın sen ya? İşte böyle bir adamım. Şimdi bırak bunları da, işten kovulduğumu karıma nasıl söyleyeceğim? Önemli değil. Yarın nasıl olsa bir iş bulacağız. Orası öyle ama bu karı milleti pireyi deve yapar. Söyleyince bir karış surat. Dur, şimdi ben bir telefon açar, hallederim. Sen meraklanma bırak. Bana bak. He. İşi bok etme ha. Ya sen işi bana bırak. Rölans, Sir Rölans. Varım canım. Ay, ben de varım ama elime bakmayın sakın. Ay, kim bakar ben öyle? De varım. Yani hadi böyle telefon iyisi. Çalmaz mı? Çok bozulurum. Alo? Merhaba Ali. Hayrola? Deme. Nasıl oldu ki? Vah vah. Sıkmayın canınızı. Her şeyin bir hal çaresi vardır. Sana da geçmiş olsun. Güle güle. Ne olmuş anne? Babanı işten çıkarmışlar oğlum. Birazdan eve gelecek. Bak, hiçbirimiz bunu bilmiyoruz, tamam mı? Babacık zaten üzgün. Bir de biz üzmeyelim. Anlaştık mı canım? Sakın bildiğinizi belli etmeyin. Sen merak etme anne. Hadi, hadi siz oynayın abi. Ben de söylemem anneciğim. Necla, hadi gelsene. Geliyorum. Hadi gözün aydın Şaban. Karına söyledim, anlayışlı karşıladı. Sana hiç belli etmeyecek. Emin misin? Bana güvenmiyor musun? Sana güveniyorum da karıma güvenemiyorum. Amma vesveseli adamsın ya. Yarın sabah hemen iş aramaya çıkıyoruz ha. Buluruz değil mi? Buluruz. Hadi gidelim artık. İçimde bir sıkıntı var. Dur ya, içkimi bitireyim de öyle kalkalım bari. Öf! Sen de gazozunu bitir. Burada biraz daha oturursak sarhoş olacak. Neden? Kokudan. Hadi git sen.
Hadi, hadi. Buraya kadar. Maşallah. Ayol, bak elden çekeydim, bitiremedim. Ama şu hale bak. Olmaz, vallahi. Uğur çanağım sağ olsun. Olmaz. Hep de sen kazanırsın. Olmaz şekerim. Kumarda kazanıyorum ama... Aşktan yana hiç nasibim yok. Ah, bir koca bulup evlensem de kumarda hep kaybetsem. O da olur inşallah. Bak, ablan devamlı kaybediyor ama hiç sesi çıkıyor mu? Tabii çıkmaz. Hadi karıştır, sen yapacaksın. Onun Alice'i var. İşi de pişiriyor. Su böreği sayesinde. Ay, gördün mü ayol? Görmez olur muyum? Her sabah alt kata servis. Vallahi oğlan kilo aldı. Kendine benzetecek. Aman siz de. Küçük paşam hala yüz vermiyor ki bana. Verir verir. Sen bir de tatar böreğini dene. Aman nasıl diyecek vallahi. Daha ortada fol yok, yumurta yok. Olur olur. En iyisi sen Dardar Baba'ya git. Bire birmiş. Ay onu hiç duymamıştım. Ya. Ben Telli Baba'ya gidiyorum. Oo, günde üç kere. Telli Baba'yla laubali oldular. Aman alay etme be. Hemen o dediğim babaya da gideyim. Neydi adı? Dardar. Dardar. Bir de Sofu Baba'yı denesene. Bence Ethem dede daha iyi. Hani şu kapı arkasında göbek atılan dede mi? Evet. Ayol, bu yaştan sonra dedenin önünde göbek mi atacağız? Atacaksın tabii. Ali ile evlenince zilleri takıp öyle oynayacaksın. Açtım. Varım. Yokum. Roland. Merhaba babacığım, hoş geldin. Hoş bulduk oğlum. Nasılmış bakalım benim güzel kız? Aa, budiyi çıkarmayı da bırakmadı hala. Ah, annen nerede? Konken oynuyorlar. Bırak beni, ineceğim. Dokuz, özlemişim seni. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Son elimizi oynuyorduk. Geç otur. Geçeyim, oturayım. Baba, sen aptal mısın? Niye? Geçenlerde Ali amca, ancak aptallar işten kovulur demişti. Sen de bugün işten kovulmuşsun. Hı? Ne içme? Kızma çocuğa, doğru söylüyor. Bize müsaade. Durun ayol, oyun bitmedi ki. Sonra hesaplaşırız tabii. Haftaya biz daha, sakın unutma. Takma kafanı. Takmıyorum. Üzülmeyin. Geçmiş olsun. Sağ ol. Aman tasalanma. Sana iş mi yok? Nasılsa başka bir iş bulursun. İnşallah buluruz. Ali de kovuldu. Ne? Ali de mi kovuldu? Hı. Vah yavrum! Ben hemen gidip teselli edeyim. Dur seni geçireyim. Hadi canım, hoşça kal. Hadi sen de odana. Gel kız. Al canım. Hadi odana. Kız? Kusura bakma, çocuk işte. Tabii canım, üzülecek bir şey yok ki. Yarın hemen bir iş bulur çalışırım. Bana iş mi yok? Hey kardeşim, nereye? İş arıyoruz. Biz de arıyoruz. Geç bakalım şu arkadaki sıraya. Bak, hadi. Hepimiz de bekliyoruz. Hepiniz iş mi arıyorsunuz? Hepimiz iş arıyoruz tabii. Hadi. Kuyruğu görmüyor musun? Kör müsün? Yürü. Ya amma çok işsiz var memlekette. Hey hemşerim, akşama kadar bize sıra gelir mi? Gelir inşallah. Ben iki aydır bekliyorum, hala bir adım ilerleyemedim. İki aydır burada mı oturuyorsun? Git başından ya. Zaten canım sıkkın. Biz kaç ay otururuz burada? Allah'tan umut kesilmez, bekleyeceğiz Şaban. Bekleyelim bakalım. İlerleme ihtimali var. İnşallah. Hiçbir şey olmadı. Ne olsun ki? Sıra bize gelmedi. O kuyrukta bir sene beklesek gene bize sıra gelmez.
Ne karamsarsın. Ne demişler? Bekleyen derviş açlığından gebermiş. Aman. Tekrar o kuyruğa girecek miyiz yani? Tabii. Yeni işimiz kuyrukçuluk. İngilizce bilenler aranıyor. Of. Baba, bugün de iş bulamadın değil mi? Bulamadım. Necmi, adamcağız arıyor işte, ne yapsın? Hadi bakalım sofraya. Hadi abi. Hadi kız. Gel bakayım. He? Ne oldu Şaban, iş yok mu? Yok, artık ekmek aslanın ağzında. Anne, bu ne yemeği? Kapuska. Biraz idareli olmamız lazım. Ben pirzola isterim. Ben de pirzola. Anne, eskiden ne güzel cızbız köfte yapardın. Köfte de istiyorum. Pirzola da istiyorum. Ben de çikolata istiyorum. Baba, et alsana. Tamam, tamam çocuklar. Yarın işe girince hepsini alacağım. Bak, aklıma ne geldi. Kadınlar daha kolay iş buluyor. İstersen bir de ben deneyeyim, ha? Olmaz öyle şey. Otur oturduğun yerde. Kadının yeri evidir. Anladın mı? O kadar. Sen bilirsin. Evet. Şaban oğlu Şaban. Evet benim. Veli oğlu Ali. O da benim. Tamam kardeşim. Şimdilik size göre iş yok. Peki biz ne olacağız? Ben ne bileyim. Sizin gibi daha binlerce kişi var. Adresiniz bizde mevcut. Gerekirse mektupla bildiririz. Mektup iki ayda gelmez. Mümkünse telefonla bildiririz. Tabii tabii. Merak etmeyin, işimiz bu. Sağ olun. Sağ olun. Ya biz iş bulamayacağız ne galiba. Gel. Bugün git yarın geller başladı. Öyle ha deyince iş bulunmaz tabii. Ne yapacağız? Belli bir zaman simite talim edeceğiz. Ne demişler? Simit diyen derviş sonunda simitçi olmuş. Aman adam. Çıldırmak işten değil. Yahu iki ay oldu hala bir iş bulamadım. Bana büyü mü yaptılar nedir? Kısmetim bağlandı. Üzme kendini, bulursun inşallah. Kolay değil. Bulamıyorum. Bulamıyorum, bulamıyorum işte. Anne, akşama ne yiyeceğiz? Kahvaltı yaparız diye düşündüm. Yemek yapmadım. Aa! Bütün gün evde oturuyorsun. Bir yemek bile yok, öyle mi? Şaban, paramız kısıtlı. Hem evde oturuyorum da ayağımı uzatıp da yatıyor muyum sanıyorsun? Evin sürüyle işi var. Akşama kadar canım çıkıyor vallahi. Kadın değil misiniz? Hemen işi büyüteceksiniz. Nedir yani ev işi? Yarım saatte biter. Sen öyle san. Bırak, bırak ben de iş arayayım. Belki bulurum. Hiç olmazsa sen iş buluncaya kadar birkaç kuruş para girer eve. Peki, yarın git ara. Ara da gör gününü. Ayaklarına kara sular insin de anla. Ben de zor dediğin ev işlerini yaparım. Yap da sen anla hangisinin zor olduğunu. Yarın erkenden çıkarım iş aramaya. Belki bulursun. Bulurum tabii. Hiç zannetmiyorum. Baba, babacığım. Gerçekten bulur mu? Nereden bulacak oğlum? O zaman bahse gir. Olur, bahse girelim. Nesine? Şeyine. Bir hafta içinde iş bulamazsan hepimize birer kazak öreceksin. Ya bulursam? O zaman da ben hepinize birer kazak örerim. Tamam, anlaştık. Anlaştık. Anne! O ne be? Anne! Anne! Anne!
ağlama kızım. Allah o ne be? Ağlama, ağlama, ağlama oğlum, ağlama kızım. Ne var ağlanacak be? Allah Allah ya. Gelelim güzel kızım sen. Hadi kalk bakalım. Biraz daha uyuyayım anneciğim. Ne annesi ulan, ben senin babanım. Ağlama kızım, ağlama. Annem nerede? Sabah sabah senin ne işin var burada? İş aramaya gitti oğlum. Bahse girdik ya. Hadi kalk giyin. Ben kahvaltınızı hazırlayayım. Peki anneciğim. Ne annesi ulan? Bizim oğlan da erken bunamaya girdi. Ağlama kızım. Hadi yavrum ağlama. Bak tamam ağlama. Al kızım. İstemiyorum. Al oğlum. Maşallah. Aa, gökten börek yağıyor. Baba, geç kalıyorum. Çay hazır değil mi hala? Ukalalığı bırak. Sen git giyin hadi. Demliyoruz, görmüyor musun? Aman uf, ay şeyim yandı. Topu bana at. Attı. Ya bu kitaplarda yazılanları yaparsak işi iyice berbat edeceğiz ha. Aç ağzını bakayım. Hayır, yemeyeceğim. Hadi kızım. Baba, Melek o kadar yemez. Sen karışma, dersine bak. Ben bilirim ne kadar yiyeceğini. Hadi kızım, tut, aç ağzını. Tut, tut. Al kızım. Baba, yemeyeceğim. Topu tut. Tuttum. At, topu at. Attım. Ortalığı batırdım. Bu alfabeyi stadyumda çalışmak lazım. Hadi geç kalıyorum. Ya. Hadi bakayım, hadi. Baba, nereye gidiyorum? Okula oğlum. Okul bu tarafta değil ki, öbür tarafta. Niye söylemiyorsun? Geri zekalı mısın? Sana çekmişim. Sus lan, hadi yürü bakayım. Bak ne kolay bulduk okulunu. Hadi bakalım derse. Kaçta gelip alayım seni? Yok baba, ben kendim gelirim. Sen yolları karıştırıyorsun. Sus lan, hadi okuluna. Çok akıllı çocuk canım, bana çekmiş. Biz nereye gidiyoruz? Alışverişe. Hadi bakalım. Baba, market o tarafta değil. Evet, market bu taraftaydı. Gene karıştırdım. Bunu da aldım. Kalmayalım. Baba, bunu da al. Alalım. Bütün dükkanı alacağız. Gel otur bak. He. Tamam hadi. Baba, düşürdün. Düşürdüm kızım. Baba, yine düşürdün. Gene düşürdüm kızım. Boyuna düşürüyorum, dur bakalım. Bana biraz salam verir misin? Nasıl salam? Salam salamı. Beyefendi, Macar mı, dilli mi, Krokova mı, tavuklu mu, yoksa sade mi olsun? Ne bileyim işte, şeyli olsun. Ha, şeyli yok. Salamı bırak, sucuk ver. At eti olsun. Aman efendim, sucuklarımız halis inek etindendir. Bah zavallı inek, bu hale mi geldi? Çok şakacısınız efendim. Başka arzunuz? Ha, biraz da peynir istiyorum. Beyaz mı, kaşer mi, tulum mu, dilli mi, rokfor mu, çedar mı, yoksa levaşkir mi olsun? Hiçbirinden olmaz. Yürü kızım. Baba, ben buradayım, beni unuttun. Ha? Sen oradaysan, peki bu kim? Eyvah, karıştırdım. Yanlış çocuğu götürüyordum. Kızım, buradayım desene. Bak bir de çocuk hırsızı olacaksın. Hay Allah. Bahsettiğiniz hanım bu mu? Evet efendim. Adınız neydi? Necla efendim. Necla Hanım, lise mezunusunuz değil mi? Evet.
Aynı liseyi bitirdik. Sınıf arkadaşıyız efendim. Güzel. Şansınız varmış Necla Hanım. Biz de bir sekreter arıyorduk zaten. Yarın sabah 9'da mesainize başlayın. Teşekkür ederim. Giderken muhasebeye uğrayın, size bir miktar da avans versinler. Sağ olun. İnanamıyorum Hacer. Sana ne kadar teşekkür etsem azdır. Rica ederim Necla, arkadaşlık böyle günlerde belli olur. Geç otur şöyle. Görmeyeli neler yaptın bakalım. Ay sana, evlendim. Onu biliyorum. İki de çocuğum var. Allah bağışlasın. Hacer, ben ne iş yapacağım anlatsana. Çok basit. Ben sana anlatırım. Daktilo yazmasını biliyor musun? İki parmak. Ama çalışır öğrenirim. İşte şu Galatasaray. İki. Sen Galatasaraylısın diye iki diyorsun değil mi? Olur mu ya iki? Allah Allah. Ali abicim, sizinkiler top mu oynuyor be abicim? Normali bu. Hadi. Sen beni dinle. Ne yapıyorsun? Umudumun Spor Toto'ya kaldı. Devretti bu hafta. 500 milyon lira veriyor. Sen de bir kolon oynasana. Boş ver şimdi. Kafam karışık zaten. Buyur, hanımla bir abla. İddiaya girdik. Ne iddiası? Güya hanımlar daha kolay iş buluyormuş. Bu sabah iş aramaya gitti. Çocuklar da bana kaldı. İyi düşünmüş, o daha kolay bulur. Bulursa sana da bir kazak öreceğim. Ama bulamazsa sen bana öreceksin. Olur, olur. Nereden böyle? Ankara pazarından. Ortalığı birbirine kattık, çocuğu da kaybediyordum. Yarın sabah oğlanı okula götürürken Melih'i bana bırakabilirsin. Hay yaşa. Sen de bir işe yara bari. Tamam, tamam. Şaban dur. Heh. Dur şu Toto oynayalım öyle gidersin. Oğlum daha yemek yapacağım, ortalığı temizleyeceğim. Senin gibi bir başıma değilim ki ben. Ev bakıyorum. Peki şey söyle, Beşiktaş Galatasaray kaç olur onu söyle. Aman 3. 3 olur mu be? Karşınızda bir iş kadını bulunuyor. Ne o? İş mi buldun yoksa? Ne sandın? Avans bile aldım. Yaşa anne! Baba yandın. Neden? Kazaklar sana kaldı. Doğru. Bahsi ben kazandım. Aa, bu ne bu? Elektrik süpürgesi. Ortalığı temizledim. Ömürsün vallahi. Şabancığım, yünleri hemen al. Benimki yeşil olsun. Anladık, öreriz. sen ne yaptın? Nasıl, ev işleri kolay mıymış? Tabii, şuraya bak. Her taraf pırıl pırıl. Yarım saatte parmağımın ucuyla bu hale getirdim evi. Belli belli. Akşam yemeği de hazır. Makarnayı haşladım. Bir de yumurta kıracağım. Eline sağlık kocacığım. Yavaş yavaş alışıyoruz işte. Yarın size imam bayıldı yapayım. O nasıl yemek baba? Nasıl yapılır? Şimdi bak. Mahallenin imamını alacaksın, imamı eve çağıracaksın, bayıltacaksın, üzerine zeytinyağı gezdireceksin. İmam bayıldı, oldu. Şakacı kocacığım benim. Yarın büyük temizlik günü, sen altından kalkamazsın. İstersen bir kadın tutalım. Olmaz öyle şey. El alemin kadınına verecek paramız yok bizim. Sen o işi bana bırak. Necla, uyan şekerim. Uyan Necla. Tamam, kalkıyorum. Yok, acele etme.
Sen 5 dakika daha yatak keyfi yap, ben çocukları uyandırayım, kahvaltıyı hazırlayayım, sonra kalkarsın. Ay sana zahmet olmasın. Ne zahmeti canım? Bu da iş mi? Aa! Ha, sen uyandın mı kızım? Uyandın mı kızım? Uyandı. Gel bakayım, gel. Maşallah. Hop. Gel abiyi uyandıralım. Necmi, Necmi, kalk oğlum, okula geç kalacaksın. Peki anneciğim. Ulan hala öğrenemedin mi? Ben babanım ya. Oğlum, baban. Hadi kalk. Karnım acıktı. Anne. Bu da bana çekmiş ha. İyice gerizekalı. Ağlama kızım. İyi bak oğlum. Sabah kahvaltısı böyle hazırlanır. Yarın öbür gün senin de başına gelebilir. Ben işimden kovulmam ki. Senin adam olacağın bile şüpheli. Hem erkek dediğin işe gitmeli. Kadın ev işini yapmalı. Hadi oradan ukala. Sen git giyin. Okula geç kalıyorsun. Ne diyor bu senin abin? Konuşmuyorum ki. He? Allah! Bak senin yüzünden böreği kaçırdım. Gidip anneni uyandırayım. Bana ne? Necla, hadi kalk. Kalk, işe geç kalacaksın. Hadi kız. Çocuklar uyandı mı? Uyandı. Kahvaltı hazır. Ekmekler kızardı, üzerine yağ sürüldü, peynirler küçük küçük doğrandı. Yumurtalar rafadan. O zaman kalkıyorum yataktan. Bana benzedi ya. Günaydın. Günaydın. Nasılmış benim güzel çocuklarım? İyiyim anneciğim. Aa, bu ne mükemmel sofra böyle. Hiçbir şey eksik değil. Ne sandın? Evelallah, biz her şeyin üstesinden geliriz. Sen hiç merak etme. Vallahi gidiyorum ama aklım hep sizde. Eskici, eskiler alıyor. Aa, benimki. Yo, artık benimki. Gidip biraz kapkacak alayım. İstersen ben halledeyim. Yo, elinin hamuruyla erkek işine karışma. Bak pazarlık nasıl yapılırmış gör. Çocuklar, babanız bu işi kıvıracak galiba, ne dersiniz? Değil mi benim güzel kızım? Aa, bu kızın terbiyesi bozulmuş. Yaramaz kızım benim. Aa, olur mu kardeş, taş gibi tayyöre bir huni ile bir faraş? Bu sepeti de istiyorum. Kadın tayyöre o kadar para etmez abi. Desene kadının eskisi de para etmiyor. Sepetten vazgeçtim, bari 20 mandal ver. 20 olmaz abicim, 5 mandal yeter. Aa, ne bu 5 mandal, 10 mandal? Sen karışma, pazarlık yapıyoruz. Aa, yepyeni tayör mü satıyor, dünyada olmaz. Olmazmış, sen beni mi kazıklıyorsun, satmıyorum. Al şu kızı, aman oğlan okula geç kalmasın, hadi canım. Kalmaz, merak etme. Hoşça kal. Güle güle. Gigi! Ali, Ali! Al çocuğu. Ver bakayım, hoppa. Al şunu da. Ne yapacağım ben bu çocuğu? Söz vermiştin ya bakarım diye. Ha tabii bakarım tamam. Bugün işim çok. Daha eve dönüp temizlik yapacağım. Ha dikkat et üstüne işemezsin. Hadi yürü lan. İşemez. İşemezsin değil mi? Yok. Ya, yapmazsın. Yaparım. Ya yapmazsın. Yaparım. Yapmazsın.
Şaban, çamaşırları neden evin içine astın? Ya nereye asacaktım? Dışarıda yağmur yağıyor. Ya. O da var ya. Ama evi pırıl pırıl yaptım değil mi? Eline sağlık. Sen çocuğa bakmasaydın zor yapardım. Haftaya gene gelirsin değil mi? Yok, artık benden paso. Ne oldu ki? Aa, daha ne olacak? Sen evi temizlemedin, beni temizledin. Baksana, 5 defa üzerimi değiştim. Yeter be, hamama gitmişten beter oldum. Bütün korkum bu mu? Haftaya en fazla 2 defa ıslatırım. Hoş geldin oğlum. Hoş bulduk baba. Hoş geldin abi. Bak, evi temizledim. Nasıl, güzel olmuş mu? Sen buna temizlik mi diyorsun baba? Ortalığın altını üstüne getirmişsin. Besle kargayı büyüsün. 2 düz, 1 ters. A harfi öyle yazılmaz. Bak abin gibi yap. A. 2 düz, 1 ters. A'yı ters mi yazacak baba? Yok oğlum, örgü öyle örülecek. Eline hiç yakışmıyor. Kazak bitince yakışıp yakışmadığını görürsün. 2 düz, 1 ters. Hah, anneniz geldi. Hoş geldin evin beyi. Hoş bulduk evin hanımı. Ay şaka şaka. Nasılmış bakalım benim kuzucuklarım? İyiyim anneciğim. Oh, güzel kızım. Ne yaptın bu eve ayol? Her taraf sabun kokuyor. Tabii, omoyla yıkadım bütün evi. Müthiş bir insansın. Öyleyim ya. Benim diyen kadın zor kalkardı bu işlerin altından. Görmüyor musun ayol? Söz verdiğim kazağa da başladım. Rengini beğendin mi? Harika! Ben planlı çalışıyorum. Neyi ne zaman yapacağımı hesaplıyorum, kolay oluyor. Sen neler yaptın? Aman hep aynı şeyler. Değişen bir şey yok canım. Karnın aç mı? Hayır, akşamüstü bir sandviç yedim, tıkadı. Hemen yatacağım. Yarın erken kalkmam lazım. Ben çocukları doyurmuştum. Allah rahatlık versin. Hadi iyi geceler. İyi geceler canım. İyi geceler. İyi geceler. İyi geceler. Öf, 2 düz, 1 ters. 2 düz, 1 ters. Bugün hanımlar sizin için programımızda ünlü gastrolog, doçent doktor Semiha Tokdil Hanım'dan yumurtanın nasıl pişirileceğini öğreneceğiz. Kağıt kalemimiz hazır değil mi? Evet, kulak verelim. Yumurta pişirmek herkese çok kolay gelirse de aslında büyük hüner ister. Yumurtayı kırınca dağıtmadan sahanın içine dikkatlice bırakmak gerekir. Manzarası bozulmasın diye. Eğer omlet yapmak isterseniz tavanın içine zeytinyağı ile birlikte sirke de damlatın. Karnabahar ve kereviz özüne karabiber katmayı da unutmayın. Hafif ateşte 2 dakika beklettikten sonra hazır omletinizi havada çevirmeye başlayın. Çevirin, çevirin, afiyet olsun. Oh,
ev kirası, bu kapıcı parası, bu elektrik borcu, bu çocuğun ayakkabısı için, geri kalanı da bu ay bize yeter. Bana ayakkabı almayacak mısın şekerim? O da nereden çıktı? Söz vermiştin ya, çocuğu okula götür getir, alışverişe git gel, ayakkabı mı dayanır? Sanki otomobil istiyormuşum gibi davranıyorsun. Ay başlama gene, söz gelecek ay alırım. Teşekkür ederim. Bu ev kirası, bu kapıcı parası, bu elektrik borcu... Aman of! Ne oldu karıcığım? Daha ne olsun? Yarın benim günüm. 2 haftadır atlatıyorum komşuları. İşten izin almama da imkan yok. Ne yaparım ben? Ben ne güne duruyorum? Sen merak etme. Hadi rahat rahat uyu. Ay teşekkür ederim. Bu ev kirası, bu kapıcı parası, bu elektrik... Aa, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sizi rahatsız etmiyoruz ya. Ne rahatsızlığı canım? Hadi, hadi. Biliyorsunuz bugün Necla'nın günü. O işte olduğuna göre ev sahipliği yapmak ya size düşüyor. Tabii hiç merak etmeyin. Size karımı aratmam. Buyurun, zaten bekliyordum. Ayrıca bir sürprizimiz var değil mi Hikmet Hanım? Hayırlı bir sürpriz inşallah. Aa, val. Kim bu hanım? Dardar dedeyi biliyor musun? Dardar dede bu mu? Bu olsa olsa Dardariye nine olur. Aman şakayı bırak Şaban. Ablam için adak adayıp niyet tutacağız. Hikmet Hanım'ın niyeti tutmuş. Koca mı bulmuş? Aman karıştırma şimdi. Sıra onda. Bu işi onun yapması lazım. Sizin evde yapacağız. Bizim Ali için değil mi? Evet. Baksana ablama. Aşkından bir deri bir kemik kaldı. Evet. Kürdan gibi olmuş. Daha da incelici. Aman dikkat et ölürsün kız. Sen Hikmet Hanım'a mutfağı göster, hazırlıklarını yapsın, biz de konkene başlayalım. Ben de çaylarınızı getireyim. Şöyle buyurun Dardariye nine, aman Hikmet Hanım, ay. Aa, bu kadar çok mumla ne yapacağız? Çayda çıra mı oynayacağız yoksa? Sırası gelince öğrenirsiniz, siz bana bir tencere verin, şu mercimekli bulguru pişireyim. Peki, peki. Ben işinize karışmayayım. Büyü bozulur mozulur da çarpılırız sonra. Siz şöyle geçin, ben de çayları koyayım. Allah Allah! O ne be? Sen mecburcusun. Zaten tam mecburcu eli gelmiş. Ben varım. Ben de varım. Sen de var mısın şekerim? Ben de varım. O da varım. Biraz ara verin de çaylarımızı sıcak sıcak içelim. Ah, zahmet oldu. Ne zahmeti canım? Şunu da alayım. Sonra arkamdan laf edersiniz. Ben de alayım. Geçenlerde Şabanlara gittik, bir çay bile ikram etmedi diye. Laf aramızda, peki de kendi ellerimle yaptım. Bu ne hamaratlık Şaban Bey? Aa, bu bir şey mi? Üstelik bugün karımın doğum günü. Ona da koca bir pasta yaptım. Yani kadın olsaydınız bir gün evde kalmazdınız Şaban Bey. Hemen kaparlardı sizi. Şımartacaksınız aman beni. Doğru ya doğru. milli gelinimiz için ne düşünüyorsunuz Şaban Bey? Hangi gelinimiz? Aman Zeynep kızımız canım. Zeynep Özal Erken. Ha o mu? Kızı serbest bırakırsan ya davulcuya varır ya zurnacıya. Beni de çok serbest bıraktılar ama ne davulcu buldum ne de zurnacı. Sen de tersini yap. Nasıl? Zurna çalmaya başla. Bakarsın seni de Efe Özal alır. Kız vurma ya. Evet. Mercimekli bulgur pilavı hazır. Şimdi mumlarınızı seçin bakalım. Benim mumum ortada yanıyor. Herkes kendi mumunun parasını verip yakacak. Al benim. 3 kuluvallah bir elham okuyup niyet tutacaksınız. Hadi hayırlısı olsun. Ama benim eşarbım yok. Al al ben tedarikli geldim. Şimdi herkes bulgur pilavından tabağını alsın. Pilavınızı bitirip yaktığınız mum sönünceye kadar hiç konuşmak yok. Baba sana eşarp tamam. Çok yakıştı. Konuşanın niyeti tutmaz. Yalancının mumu da yatsıya kadar yatsın. Aman. Aman. Altyazı
dardar dedi. Müsaadenizle. Ben de kalkayım. Müsaadenizle. Müsaadenizle. Allah'a sığındık. Müsaadenizle. Siz konuşamazsınız. Pilav bitinceye kadar konuşmak yok. Sakın bitirmeden konuşmayın. Yemeyeceğim. Yardım et kız. İstemiyorum. Yemiyorum. Yemeyeceğim. Yemeyeceğim. İşler nasıl gidiyor bakalım? Kızlarım iyi çalışıyorlar mı? Ona siz karar verin efendim. Oturun, oturun. Necla Hanım. Önce sizden çok memnun olduğumu söylemek isterim. İşinizde çok başarılısınız. Teşekkür ederim efendim. Bu akşam çok önemli bir toplantımız var. Özellikle sizin katılmanızı rica ediyorum. Dikkatli not almanız gerekiyor. Öyle mi? Ama ben... Başka bir işiniz mi var? Yok, hayır. Tabii çalışırım. İyi. Toplantı gece yarısına kadar sürebilir. Hadi çocuklar, iyi çalışmalar. Güle güle. Salata soğan, hüsnana kavuştum ateş. Hala konuşmayacak mısın benimle, küs müyüz? Yo. Tekrar özür dilerim kocacığım, ne yapayım, toplantı uzadı. İnsan bir telefon eder. Yerimden kalkamadım ki, affet, bir daha olmaz. Tamam, hadi geç kalacaksın. İyi günler. Sana da. Ali! Ali! Kızı al. Ver bakayım. Çocuk Opa. Okula geç kalacak. İyi de bak, bir daha üzerime işemeyeceksin, tamam mı? İşemez. Bugün de çok işim var. Daha dönüp ütü yapacağım. Allah kolaylık versin. Sağ ol.
Eskiler alıyorum nayloncu. Bir şey lazım mı abicim? Eski meski bir şey yok ulan mu? Ulan bütün evi götürdün. Git başıma. Hadi. Hadi. Hadi lan sen. Ne gülüyorsun lan? Ha? Babaya bak. Ne düşünüyorum biliyor musun? Yarın kadınlar matinesini Ali ile Şaban'ı da götürelim. Nasıl götürebiliriz ki? Aa, bir manta bir başörtü yeter. Zaten garibim ev işlerinden bunu aldı. Bir değişiklik olur. Ben böreğimi alıp Ali'ye gidiyorum. İstersen sen de Şaban'a götür. Ablacığım, erkeğin kalbine giden yol sadece mideden geçmez. Bunun başka metotları da vardır. İlahi kız! Gör bak neler olacak neler. Selam. Bu ne kılık Ayşen Hanım? Hayrola ne istiyorsunuz? Atma ev yanacak. Seni, aptal erkeğim benim, hala anlamadın mı? Üşüttü galiba. Üşütmek ne kelime? Senin için çıldırıyorum, sarıl bana. Hadi sen de bana sarıl. Deli misin sen, kendine gel. Ben kendimdeyim, sen kendine gel. Yapma, ben namuslu bir ev erkeğiyim. Ben de namuslu bir ev bakiresiyim. Sahiden bakire misin? Evet. Oh! Yapma, yapma diyor. Bana bak. Allah kızlarla basıldık! Bu ne rezalet! Dinle karıcığım, bak ben hiç çok yani... Çok rezil adam! Bana bunu da mı yapacaktın? Onun hiçbir günahı yok, bütün suç bende! Evet, onda! İkiniz de cehennemde çayır çayır yanacaksınız! Necla, bari kocana kıyma! Senin de canın cehenneme al! İkiniz de cehennemde yanacaksınız! Yanacaksınız! Cehenneme mi? Ne cehenneme? Ah! Elbise tutuk! Of! Yanıyoruz! Ah! Ay! Of! Of be! Ne kabustu ya! Hayrola? Selam Şabancığım! Hayrola Ayşen Hanım? Sabah börek yaptım, belki kokmuştur. Komşuluk hakkı sana da birkaç tane getirdim. Aç bakayım ağzını. Açmasam olmaz mı? Aç, 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 aç. Nasıl güzel olmuş mu? Fena değil. Zahmet etmişsin, teşekkür ederim. Gelişimin sebebi yalnız bu değil. Başka bir şey mi var? Evet, var. Aman yapma. Tabanca, karım... Neler saçmalıyorsun Şaban? Bu pazar gazinoya kadınlar matinesine gidelim diyecektim. Kadınlar matinesine mi? Benle mi? Tabii Ali de geliyor. Biz nasıl gireriz oraya? Sen hiç merak etme. İşin o tarafını bize bırak. Yalnız yiyecek bir şeyler hazırla. Köfte, dolma gibi şeyler. Başımıza bir iş gelmesin. Yok canım. Hadi bay bay. Oh be! Ucuz atlattık. Bu da bir şey mi? Ben daha iyisini yaparım. Hadi kızlar, çabuk gel canım, olun. Gel. Çabuk olun, çocuk. Aa, program başlamış bile. Gel bay, gel yavrum. Parayı verdiniz mi? Verdim, verdim. İyi, sonra verirsiniz. Unutturma bana, ha. Çok haydi erkek olduğumuzu anlarlarsa yandık. Hadi bakalım, hadi. 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 40 yıllık kadından daha güzel. Sabahtan gördüm seni, çok beyaz geldin bana. Konaktan mı büyüdün? Ay, ay, eminen güneş camlamış
sana, yine canım sana. Parmağında yüzükler, kolunda bilezikler. Oy sana da hayır, oh oh eminem. Nedir bu güzellikler, nedir bu güzellikler? Parmağında yüzükler, kolunda bilezikler. Oy sana dolanayım, oy oy eminem. Nedir bu güzellikler, nedir bu güzellikler? Bir kurşun atacağım, belinde bir kuşağa. Aman ben de güzeli, oy oy eminem. Benim gibi uşağa, benim gibi uşağa. Parmağında yüzükler, kolunda bilezikler. Oy sana sarılayım, oy oy eminem. Nedir bu güzellikler, nedir bu güzellikler? Parmağında yüzükler, kolunda bilezikler. Oy sana sarılayım, oy oy eminem. Nedir bu güzellikler, nedir bu güzellikler? Parmağında vallahi öyle. Ay çok eğlenceli oluyor bu kadınlar da birlikte. Bari bir kere de kadınlar hamamına gidelim. Aa, yok artık o kadar da uzun boylu değil. Niye canım, neyimiz eksik? Ayrımız gayrımız mı var? Sevgili misafirler, gazinomuz şahane kadın Şuh dansöz alevlerinizi iftarla sunar. Çaban, dansöz çıkıyor, dansöz, dansöz. Allah! Şuraya bak. Tutma beni Ali, ben dansöze dayanamam. Hadi o Şaban. Şaban sen kadını unutma. Öyle mi? Partisi var. Ama hepiniz davetlisiniz. Vallahi inşallah.
patron çalışmalarımdan çok memnun. Maaşıma da zam yapacak. Oh ne güzel. Yarın da bayram tatili. Sen doğru at yarışlarına. Bıktım senin bu at yarışı merakından. Abartıyorsun Şaban. Alt tarafı haftada bir gün. O bir günde ne paralar gidiyor. Atları sen doyuruyorsun vallahi. Boğazınızdan mı kesiyorum? Bir eksiğiniz mi var? Sizden bir şey esirgiyor muyum? Ufacık bir zevkim için bu kadar laf edilir mi? Ben senin komşenine karışıyor muyum? Aa peki peki sustum. Hiç değilse haftanın bir tatil günü karı koca baş başa evde otursak olmaz mı? Olmaz. Yarın patronun evinde parti var. Oraya gideceğiz. Yeni bir parti mi kuruluyor? Yoksa sen mi başkan olacaksın? O da nereden çıktı? Şimdi hatunlar başkan oluyor. Raşo, şimdi de Neco, sonra Nazo. Ama ben oyumu sana veririm, merak etme. Şaban, saçmalama. Yarın patronun davetine gideceğiz. Çok yorgunum vallahi. Sen yalnız git. Hem giyecek bir şeyim yok. Olur mu hiç? Karının hatırı yok mu? Hadi beni kurma canım kocası. Aa vallahi. Olmaz. Madem o kadar ısrar ediyorsun, gideriz ne yapalım? Ay aslan kocacığım benim. Ay ben yarın ne giyeceğim şimdi? Teşekkür ederim. Efendim, son ayakta yattı altılı. Sen ya. Gene beşi bulmuşsun, ben üçte kaldım. Siz oynuyor musunuz altılıyı? Ha, tabii. Can Hatice'yi yakalamışsınızdır o zaman. O kim o? Canım yılın en favori atı, nasıl bilmezsiniz? Ben atları tanımam ki. İsimleri hoşuma gideni yazıyorum. Arada bir de telefon numaramı oynarım. Hiç tutturdunuz mu bari? Şimdilik hayır. Ama ileride mutlaka tutturacağım. Ah inşallah. Futbolla da ilgilenir misiniz? Koyu bir Galatasaraylıyım. Aa. Hiçbir maçını kaçırmam. Bu sene şampiyonluğa oynuyorsunuz. Evet. Kaç yıldır bekliyoruz artık hakkımız. Ha doğru, haklısınız. Cumamın şerefine. Cumamın şerefine. Çerkez tavuğunu nasıl yaparsınız? Önce tavuk alınacak. Herhangi bir tavuk olmaz. Çerkez olanını bulacaksınız. Çok şakacısınız. Şakacı tavuk olmaz. Çerkez olacak. Sonra da havanda ezmek üzere cevizleri... Evet. Tavuk havana konulur ve ezilmeye başlar. Tavuk suyunda ekmek ıslatılır ve didiklenir. Havanda ezilmiş tavukla didiklenmiş ekmek bir araya getirilir. İkisi birden didik didik didiklenir. Tabii cevizin yağı çıkarılacak ve tülbentten geçirilecek. Didik didik edilmiş malzemeye tülbentteki yağ dökülür. Vıcık vıcık yağ her taraf. Hemen yaygın bir tabak bulunur. Servise hazır. Afiyet olsun. Şaban Bey ne güzel tarif ediyorsunuz. Mesleğiniz ne? Eskiden makine ustasıydım, şimdi ev kadınıyım. Çok neşelisiniz. Vallahi. Son sayımda memura bile ev kadınıyım dedi. Memur ne dedi? Evlenme teklif etti. Artık yıllık geleneksel yarışmamıza başlayabiliriz. Tabii bakalım. Değil mi? Hadi bakalım. Erkekler hazırlansın. Siz de Şaban Bey. Olur efendim. Kuralları biliyorsunuz. Faul yapmak yok. Kazanana bir şişe Fransız şampanyası ve 10.000 lira mükafat. Hazır mısınız? Hazırız. Hepinize başarılar dilerim. Evet, sağ olun. Sağ olun. Hanımlar, müsabaka başlıyor. Allah Allah, bu ne biçim yarışma? Hiç böylesini görmedim. Bizim patronun çok orijinal buluşları vardır. Öyle mi? Aslında kendi buluşu değil. Sık sık Avrupa'ya gittiğinden orada gördüklerini uyguluyor. Vay kopyacı şişko. Ama patron duymasın. Duyarsa duysun. Benim patronum değil ya. Ama karnınızın patronu. Başlıyoruz. Dikkat. Başla. Hadi patron. Eyvah denize geldik. Bak.
Maratona katılırız valla. Deliğe bak, deliğe mum dur. Dört. Şimdi kollar yukarı. Bir, iki. Sola, sağ. Sola, sağ. Yukarı, yana. Yukarı, yana. Hep beraber bir, iki. Şimdi hep beraber oturuyoruz. Yuvarlanıyoruz. Kalkıyoruz. Yuvarlanıyoruz. Kalkıyoruz. Abi gayret. Oturuyoruz. Kalkamıyorum, çarpıldım galiba. Bugünlük bu kadar yeter. Şimdi... Sen bana gel. Ay ne zormuş bu aerobik. Aa, hiç şikayet etmeyin, çok faydalı bir şey. Her gün yapalım. Aa, öyle mi zayıf? Ben yarına kadar çözülemem bile, her yanım tutuldu. Yok canım, sıcak bir banyo iyi gelir. Oh, bir külah attım. Küçük paşam beni beğenir artık. Başlayacağım valiye bey. Sen zayıflayacağım diye bizi eriyeceksin. Ben hemen kendimi duşa atmaya gidiyorum. Eyvallah. Ya. Ben de. İyi günler, hoşça kalın. İyi günler. Hoşça kalın Şaban bey, yarın görüşürüz. Yarın olmaz. Derse öbür gün devam ederiz. Tamam. Olur hocam. Hadi al, hoşça kalın. Melik. Durun sizi al, geçireyim. İyi günler. İyi günler. Ders bitti mi? Bitti ama biz de bittik. Nasıl? Bende bir fark görüyor musun? Aha, görmez olur muyum? Spor yaramış, aslan gibi olmuşum maşallah. Hiç anlamıyor beni. Hayda, ne dedim ben buna şimdi ya? Oğlum, sen hıyarın tekisin. Kadıncağız sana güzel görünmek için sabah beri zıplıyor. Sen ne diyorsun? Kim? Kim olacak Ayten? Yahu kadın senin için ölüyor be. Şaban, ne dersin? Alayım ben bu Ayten'i. Evi var, parası var.
Senin yerinde olsam bir saniye bile durma. Vallahi doğru. Hem o zaman senin de ev sahibin olurum ha. Ben de kiradan kurtulurum. Yoo, sen burada ucuza oturuyorsun arkadaş. Senin kirana %100 zam yaparım. Ben de bu işi bozarım. Dur şaka. Böyle şaka olur mu? O zaman ciddi konuşalım. Ciddi konuşalım. Gel otur şuraya. Oturayım oraya. Yarın benim eve yemeğe davet edeyim, gelsin. Gelsin. Ha. Kızım bunlar sana göre değil, hadi bakayım. Gelir gelmez hemen yatağa at. Olur mu be, önce konuşacağız. Önce konuş sonra at yatağa. Yahu yatağa geç. Yatağa geç, koltuğa at. Şaban, kadına evlenme teklifi vereceğim, onun için çağırıyorum eve. O zaman gardırobun üstüne at. Yahu bırak gardırobu şimdi, evlenme teklifi vereceğim diyorum, evlenme. Aa, öyle söylesene. Ya, şimdi o kardeşiyle beraber gelir, ben de evde iki kadınla kalırsam herkes yanlış anlar. Doğru. O zaman sokaktan geçenleri de çağır, kalabalık olur evde. Onları istemiyorum, sen gel. Ben niye geliyorum? Bana mı evlenme teklif edeceksin? Sen nereden çıktın şimdi? Ben nereden çıktım şimdi? Ne bileyim ben? Bırak beni canım! Bırakayım seni ben! Evet. Aa, nasıl ağırlayacağım ben onları? Ne getireceğim? Bana ne? İşte sen bana yardım edersin, yemekleri yaparsın. Hamanat kardeşim benim. Beni yalnız bırakma, ne olur. Sana muhtacım Şaban'dı. Dur peki, ağlama. Ali ya, ne pişirsem ben onları? Ne pişirsen pişir Şaban. Ha, buldum. Güzel bir mantı yapayım. Tamam, mantı pişir. Mantı Şaban. Ali mantı. Kolay gelsin Şabancığım. Nereden açtın bu derdi başıma? Ne zor işmiş mantı yapmak. Sen zor işlerin adamısın Şaban. Parmaklarını yemezlerse alçağım. Oh. Onu ben de biliyorum canım. Ne zaman gelecekler? Eli kulağındadır. Şaban. He. Bana bir iyilik daha yapacaksın. Bir de hünkâr beğendi mi yapayım yoksa? Yok canım, daha önemli bir şey. Anladım. Tatlı eksik. Vezir parmağı yapayım. Yahu kadınlarla ilgili. Kadın göbeği. Tatlı değil Şaban. Acılı Adana kebabı mı istiyorsun? Şaban, beni deli etme. Şaban. He. Ayten'i sen isteyeceksin. Ali, anladım, sen manyaksın. Niye? Ulan ben zaten evli değil miyim? Bir daha mı evleneceğim? Kendine değil be, bana isteyeceksin, bana! Sen nazın yok mu, sen niye istemiyorsun? Benim istemem ayıp olur. Kimsem yok Şaban. Anam da babam da sensin Şaban. Bu iyiliği bana yapacaksın Şaban. Ulan sen utanır, gerdeğe de beni sokmaya kalkarsın. Çüş! Geldiler, ben açarım. İş aldık başımıza. Buyursunlar, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ay, mis gibi bir şeyler kokuyor. Mantıya benziyor. Ah, iyi bildiniz. Şaban'ın size ikramı. Aa. Karşınızda dünyanın en büyük ağaççısı Şaban Usta. Ay, hoş geldiniz efendim, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şaban'cığım, mantı harika oluyor. Kokusu buralara kadar geldi. Şimdilik müsaadenizle. Tabii. Hadi, göreyim seni, işi bitir. Damdan düşer gibi olur mu? Olur, olur. İstikbalim senin elinde Şaban. nasılsınız bakalım? İyisiniz inşallah. İyiyiz. Görmeyeli siz nasılsınız Şaban Bey? Ne olsun, iyilik işte. Buyurmaz mısınız? Ay, teşekkür ederim. Buyurun. Teşekkür ederim. Aman efendim, estağfurullah. Ne konuşuyorduk? Daha lafa başlamadık ki. Ha, tamam. Başlayalım o zaman. Efendim, bizim Ali'nin... Ne oldu Ali'ye? Daha bir şey olmadı. Olacak. Ne olacak? Neler olacak neler. Efendim, bizim Ali'nin... Size selamı var. Aleyküm selam. Bu kadar mı? Aa, bu kadar olur mu ayol? Ali aşık, aşık. Ne? Aşık mı? Kime ayol? Erişemeyeceği birine. Senin börekler güme gitti ablacığım. Gitmedi, gitmedi. Ali size aşık.
ama bunun karşılıksız olduğunu biliyor. Kim demiş? Benim Ali'ye nasıl yandığımı cümle alem biliyor. Biliyorlar da ben gene de ağzınızı arayayım dedim. Ayşen Hanım, Allah'ın emri peygamberin kavliyle ablanız Ayten Hanım'ı oğlumuz Ali'ye istiyorum. Ay, ver kız ver ver kabul et ne olur. Verdim gitti. Aldık gitti. Müjde Ali iş bitti. Tebrikler canım. Deme. Yaşasın evleniyorum. Yeeey. Çok aşıklar vallahi çok aşıklar. Ay çıkma ya ağlayın. Baba telefon. Duydum oğlum. Alo, buyurun efendim. Bir dakika, İstanbul'unuz hazır efendim, şu telefon. Alo, kocacık, Ankara'dan arıyorum. Ne? Ankara'dan mı? Ne işin var orada? Sorma, patronla birlikte çok önemli bir toplantıya katıldık. Ani oldu, sana haber veremedim. Bu gece son uçakla dönüyoruz. Hiç önemli değil, gitmişken birkaç hafta kalsaydın. Kızdın mı? Yok canım. Böyle olmasını ben istedim. Sen keyfine bak. Alo? 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 Hadi çocuklar, giyinin gidiyoruz. Bu saatte nereye baba? Babaannenize. Annem de gelecek mi? Hayır. Bundan sonra üçümüz ayrı evde oturacağız. Hadi toparlanın. Çocuklar, ben geldim. Neredesiniz? Evini çok ihmal ediyorsun. Artık bu hayata tahammülüm kalmadı. Annemin evine kaçıyorum. Çocuklarını görmek istersen parkta buluşuruz. Ne örüyorsun? Haroşa örüyorum. Olmaz, bu renge Selanik daha iyi gider. Yanlış, yanlış. İlmiği arkadan atacaksın. Ver şunu bana aman. Al. Bak, işte böyle yapacaksın. Ama şimdi bu bozulmuş. Ya, ha? Bunu sekelim, sen yeniden ör. Aa, aa! Örgüyü mahvetti. Ver bakayım şunu, ver deli mi ne? Aa, aa! Merhaba. Ne işin var burada? Sizleri özledim. Nasılsın? İyiyim. Çok rahatım. Yalancı. Annenin evinde rahat olur musun sen hiç? Hadi dön evine. Hayır. Bıktım artık. Ben de kendi hayatımı yaşamak istiyorum. En kısa zamanda boşanacağım senden. Beni anlayan biriyle evlenmek istiyorum. Neler söylüyorsun sen Şaban? Sen de rahat rahat at yarışına gidersin. Arkadaşlarınla kumar oynarsın.
Beni üzme Şaban, hadi gel evine. Gelmem. Ay ne kadar inatçısın. Peki, senin paraya ihtiyacın vardır. Al şunları, idare et. Hadi çocuklar, gidiyoruz. Biz annemizle gitmek istiyoruz. O zaman ben gidiyorum. Hoşça kalın. Ne o, suratı da düşen bir parça. Gemilerin mi battı? Keşke batsaydı. Annen nerede? İçeride uyuyor. Buyur etmeyecek misin? Buyur. Nereden çıktı bu paralar? Karım verdi. Oh, Allah razı olsun Necla'dan. Yakında sana nafaka da bağlar, merak etme. Alay mı ediyorsun? Alay ediyorum tabii ya. Ya sen ne biçim erkeksin be? Erkek olan boşasını toplayıp da anasının evine kaçar mı? Kaçmaz değil mi? Kaçmaz ya. Erkeksen erkekliğini bil. Kadınlar yanında içki içiyor, sen kahve içiyorsun. Bir sigara yaksan öksürükten boğuluyorsun. İçinden geldiği gibi davransana. Sinirlendiği zaman at bir şeyi yere parçala, sinirin ondan çıkar. Benim senin gibi arkadaşım yok. Benim arkadaşım sapına kadar erkek Şaban'dı. Yani biz şimdi arkadaş değil miyiz? Değiliz, küstük. Sen adam oluncaya kadar da bir kelime konuşmayacağım. Hadi eyvallah. Dur Ali. Ben de çıkıyorum. Nereye? Kafa çekmeye. İstersen sen de gel. Oh be! Dünya varmış. Her tarafı toz pembe görüyorum. Biraz fazla olmadı mı Şaban? Ben içerim arkadaş. Ay, içersin tabii de. Bir sigara ver bana. Sigaran yanıyor ya. Olsun. Bir tane daha yakacağım. Olur. Be. Sen bilirsin. Öf. Ben çok fena sinirlenirim abi. Sinirlendim mi şu bardağı kaldırıp böyle atarım. Kırıldı mı? Bir şey mi oldu beyefendi? Arkadaşın eli çarptı da kusura bakma canım hadi. Rica ederim. Rica ederim. Biraz daha sinirlenirsem şunu da kaldırır atarım. Kırıldı mı? Ama beyefendi... Arkadaşın öbür kolu çaldı da ondan. Hadi kusura bakma canım hadi hadi. Yo, ben kaldırıp attım. Bir itirazım var. Hadi ben itirazım. Hadi sen git. Şaban, ipin ucunu iyice kaçırdın ha. İstedikse bu kadar da demedik. Bu kadar abicim. Ben erkeğim. Sigara da içerim, içki de içerim. Evimi de içerim. Evini niye içiyorsun? Yo, evimi içmem. Ha. Evime bakarım, kim dedi? Ama çalışmıyorsun. Çalışırım. Ha şöyle, yola gel. Karı kısmı evde oturur. Oturur. Erkek kısmı çalışır. Çalışır. İcab-ı hal umumiyetinde... umumi amallık yapar. Yapar. Boza satar. Tabii. Al canım. Kamyon satar. Tabii. Yok. Kamyon satmaz da, limon satar, al canım. Sağ ol. Gene evine bakar ama değil mi? Tabii, aslan Şaban. Aslanım değil mi? Hadi içerim. İçerim. Bunu da kırayım mı? Limoncu! Salata su var! Mandalina var! Çekirdeksiz mandalina, limon var! Limoncu! Limoncu! Şaban, ne yapıyorsun? Görmüyor musun? Çalışıyorum. Alnımın teriyle para kazanıyorum. Ayıp mı? Ayıp olur mu hiç? Evin erkeği benim. Gerekirse hamallık yapar, gene çoluğuma çocuğuma bakarım. Senin çalışmana ihtiyacım yok. Tabii yok.
Ama bizim babamıza ihtiyacımız var. Gel ne olur, sıcak bir şey iç. İşine öyle devam et, hadi. Şu arabayı park edeyim, geliyorum. Aç kapıyı. Buyur kocacığım. Nerede benim terliklerim? Ah, burada kocacığım. Kahve ister misin? Az şekerli olsun. Oldu, geliyor. Aslan babacığım, bir tanecik babacığım. Tabii ya, baba dediğim benim gibi olur. Aslanım değil mi?